Merhaba kanımıma hoş geldiniz. Bebeğimizin kolunu ve bacağını hazırladım. Renklerimiz, ten rengimiz beyaz. Çorabı, şortu ve atleti için beyaz daha çok gidecek. Bir de ben elbise rengini kırmızı düşünüyorum ama siz kendiniz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ayrıca tellerimiz de olması lazım. 30 santime kadar tel hazırladım. Şöyle ayakla gövde kafaya kadar gitsin diye. Yalnız koldaki biraz daha kısa, 20 santim kadar. Onu da şu şekilde ucunu katlayıp bantla sardım. Bir önceki videolarda da anlatmıştım. Şimdi bunları kenara bırakalım. Şöyle beyaz ipimizi de kaldıralım. Önce koldan başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Videonun tamamını çekemiyorum. Şöyle ki benim telefonum kapasitesi maalesef az. Şöyle yarım saatten fazlasını kaldırmıyor. O yüzden size kısa kısa videolar atacağım hanımlar. Bir önceki videolarım gibi. Evet, işaret ipimi taktım. İkinci sıramda her sık iğnenin içine çift batarak, yani çift sık iğne yaparak 12 tane sık iğnemiz olacak. Da 4 5 6 7 8 9 10 son sık iğnenin içine de. Evet, bazen çok sıkı yapıyorum. Tığım girmiyor. 10 11 ve 12. İkinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıradan altıncı sıraya kadar düz örelim. 12 tane sık iğnemizi altıncı sıra dahil düz örüyoruz. Altıncı sıramızı tamamladık. 12 tane sık iğnemiz var. Yedinci sıraya geçelim. 1 2 Bir tane azalttım. Tekrar 1 2 Bu da ikinci azaltma. Aynı şekilde 1 2 Bu da üçüncü azaltma. Sekizinci sıramız. Evet, 8. sıramızı düz örüyoruz. 9 tane sık iğnem var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğnemi ördüm. İpim takıldı. 9. sıramı da düz örüyorum. 9 tane sık iğnemi. Arttırma yok. 2 3 4 5 Toplamda 2 sıra 9 sık iğne ördük. 10. sıraya geçelim. 10. sıramda ipim birlikte örmüşüm.
Dokuzuncu sıramda tekrar azalttıklarımızı arttıracağız. Yani iki sık iğne öreceğiz. Nasıl oldu bu? Şuraya takalım işaret ipimizi. Evet, 10. sıraya geçiyorum. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 Bir tane arttırma yapıyorum. 2. arttırmam oldu. 1 2 Bu da 3. arttırmam oldu. Aynı şekilde ilmeklerimiz tekrar geldi. 12 tane sık iğnemiz var. 12 tane sık iğnemi 11, 12, 13, 14. 4 sıra örelim. 4 sıramızı örüp geliyorum. 12 tane sık iğnemiz var. 11 ile 14. sıramızı tamamladık. Düz ördük. 15. sıraya geçiyorum. 15. sıramda arttırma yapacağım. 1 2 3 Sıradaki sık iğnemi bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 Bu da ikinci arttırma. 1 2 3 Bu da üçüncü arttırmamız. 15 tane sık iğnemiz var şu anda. 15. sıramızı tamamladık. 16 ile 17'yi düz örüyoruz. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Bir sıra daha düz örelim. 15 tane sık iğnemizi bir sıra düz gidiyorum. Tekrar işaret ipime kadar geleceğim. 16 ile 17. sıramızı düz ördük. 18. sırama geçiyorum. 18. sıramda ilk sık iğnemi kestim bir tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane azaltıyorum. Kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. 1 2 İçini de dolduralım. Telimizi de koyacağız. 3'ünü de katladık. Siyah bant bulamadım şu anda. Zaten hanımlar bunu elyafı da doldurduktan sonra bu oynamayacak yerinden. Yani makineye atsanız da yıkasanız da sabit duracağı için. Bozulmayacaktır. Şöyle katladık. Maksat telimizin ucu çıkmasın. İlk sıralarda doldursaydık aslında daha iyi olacaktı. Unuttum. Şöyle bakalım.
Önce dibine biraz elyafımı basıyorum. Biraz dibine basalım bakalım. Şöyle makasla yerleştireceğiz. Daha erken doldursak çok daha iyi olacak. Ama ben örerken telle zor olduğu için çekim yaparken, bu yüzden biraz geç takıyorum teli. Siz daha rahat öreceksiniz. Sekizinci sıramızda bir kestik, bir 8 ördük. Tekrar bir tane azalttık. Tekrar bir sonraki sıraya geçiyorum. 19. sıramda yine azaltacağım. İlk sık iğnemi, ilk iki tane sık iğnemi birlikte aldım, azalttım. 1 2 3 4 5 6 7 bu da 8. Bir tane azaltalım. Bir tane azalttık. Kalan sık iğnemi örüyorum. 19. sıramız da bitti. 20. sıramda arttırma yapacağım. Bu kısım dirsek kısmı. Şu kısım. 20. sıraya geçiyoruz. Bir tane arttırma yapıyorum. İlk sık iğnemde aynı yere batarak arttırmamızı yapmış olduk. Kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örelim. Sadece bir tane arttırdım bu sıramda, 20. sıramda. Ne yapmıştık? 15 sık iğneden 4 tane azaltmıştık. Şimdi bir tane tekrar arttırmış olduk. Bu sıramızda. Evet. Telin etrafına da tığla dolamaya çalışıyorum. Ondan zorlandım bu sıramda. 20. sıramızı tamamladık. 22. sırama geçiyorum. Tekrar 22, pardon, 21. sıramda ilk sık iğnemde arttırma yapıyorum. Sadece ilk sık iğnemde. Kalan sık iğnelerimi düz öreceğim. İşaret ipime kadar kolumuzu yavaş yavaş bitirelim. Şu da beni engelliyor. Katladığım için parmağım değiyor. Yirmi birinci sıramızı da tamamladık. 22. sıramda yine arttırma yapacağım. Bir tane bir tane arttırıyoruz. Her sıramızda. Yirmi birinci sıram da bitti. 22. sıraya geçiyorum. Bir tane arttırdık. Bu sıramızı da düz örelim.
Az önce yaptığımız gibi işaret ipimize kadar düz örüyoruz. 23. sıraya geçiyorum. 23. sıramda yine aynı ilk sık iğnemden arttırma yapıyorum. Aynı yere batarak arttırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece bir tane arttırdık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 23. sıramızı tamamlamış olduk. 15 tane sık iğnemiz var. 5 sıra düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı örelim. Daha sonra ipimizi keselim. Kolumuzu tamamlamış olduk. En son 28. sıramıza kadar 5 sık iğne düz ördük. Şöyle kaydırmayla bir zincir ipimizi keselim. Kollarımızı kenara alalım. Beyaz ipimizle çorapla başlıyoruz. Sihirli halka içine 6 tane sık iğnemizi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 kapatalım. Ve ilk sık iğneden kaydırarak şöyle birleştirelim. İkinci sıramda her sık iğne içine çift sık iğne yaparak artırmalarımızı yapalım. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. İkinci sıramızda 12 tane sık iğnemiz var. 3, 4, 5 ve 6. sıramızı düz örüyoruz. 12 tane sık iğnemizi örelim hanımlar. 6. sıramız dahil. Gelelim. 6. sıramızı tamamladık. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne ördükten sonra 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 zincir çektik. İkinci zincirden bir sık iğne. Bu 2, 3 ve 4. Zincirin üzerinden 4 tane sık iğne aldım. Batıyorum hemen. Dönüyorum. 1 Pardon, dibe batalım. Şöyle dibe batıyorum. 1 2 3 3 tane saydım. Tepedeki sık iğneme gelince
Bakın. Tepede sık iğneme battım. 1 2 ve 3. Tepedeki sık iğnemi 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar etrafına dönüyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördük. Bacağa geliyorum. Bir tane battım. Ayağa, pardon. Ayağına battık. Bir tane sık iğnemiz. Toplamda kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayağa batınca da 10 tane sık iğnemiz oldu. Dönelim, örgümüzü çevirelim. Bir, iki, üç, dört, dört, beş, altı, 7 7 8 8 şuraya batıyorum. 1'e battım. 9 Son sık iğneme kaydırma yaptım. İşaret ipimiz burada. İşaret ipini şöyle taktım. İlk sık iğnemi kesiyorum. İlk sık iğnemi kestim. Biraz elim içine girsin. Şimdi burası gevşek olacak. Çok da gevşek değil. Sıkı da olmasın. Dibe battım. Kaydırdım. Bir. Tekrar ikinci sık iğneme geçtim. Kaydırdım. İki. Sıradaki sık iğneme geçtim. Kaydırdım. Üç. Çok sıkı yapmayın. Çünkü dönerken tekrar buraya batacağımız için zor olur. Üç. Kaydırma 4. Pardon, çıktı. Kaydırma 4. Bir tane daha 5 kaydırıyoruz. Bir tane daha 6 kaydırıyoruz. Kaydırarak geldik 6 tane sık iğnemizi. Şurada diğer köşemizi de azaltmıştık. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane azalttık. Burada bir tane azalttık. Diğer uçta azaltmamızı yaptık. İki tane azaltmış olduk. İki tane sık iğne örüyorum şimdi. Bir ve iki. İki tane ördük. Şimdi topuk kısmına da beş tane kaydıracağız. Bir, iki, 3 4 Bu da 5. 5 tane de topuk kısmında kaydırma yaptık. Kalan kaç tane sık iğnemiz var? 2 tane sık iğnemizin kalması gerekir hanımlar. Eğer fazlaysa keselim. Bu 1 Bende fazlaymış. Bu da 2. Eşit olması için 2 tane sık iğnemiz oldu. Buraya batalım. Şu 9. sıramızdaki ilk ilmeğimizi azaltmamız gerekiyor. Bir tane
İlk sık iğnemi kestim. 9. sıramda. Yine kaydırma yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 tane yine kaydırma yaptık. CC yaptık yani bu sıramızda. Köşedeki ilmeğimi kesiyorum. Yavaş yapıyorum ki hanımlar şaşırmayın diye. Evet, bir tane azaltmış oldum. Kalan sık iğnelerimizi düz örüyorum. Kalan sık iğnelerimi de düz ördüm. 9. sıramızı tamamlamış olduk. 10 ve 11'i düz öreceğim. 2 sıra düz örüyorum. İşaret ipini kaldırmadım. 2 tur atalım gelelim. 2 sıra düz ördük. 13 tane sık iğnemiz var. 10'la 11'i ördük. Bu 12. sıramız. 12. sıramızda artırma yapacağız. 1 2 2 3 Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 Bir tane arttırma yapıyorum. Bu ikinci arttırma. Bir, iki, üç. Bu da üçüncü arttırma. 13 sık iğnemiz vardı. 3 tane arttırdık. 16 tane sık iğnemiz oldu. Son sık iğnemi düz ördüm. Ayağımız şu şekli aldı. 12. sıramı tamamladım. 13. sıramı düz örüyorum. 16 tane sık iğnemiz var. Bu sıramızı düz örelim. Ve gelelim. 13. sıramı düz ördüm. 14. sıraya geçiyorum. Sıramıza da bir tane arttıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir tane topuğun arkasında arttırma yaptım. Kalan sık iğnelerim 1 2 3 4 14. sıramı tamamladım. 16-17 sık iğnemiz var. 15, 16, 17 ve 18 sık iğnemizi sıramızı düz öreceğiz. Toplamda 4 sıra. Beyaz ipimizle işimiz bitti. Ter rengi geçiyorum. Tığımın üzerinde 2 tane sık iğnem var. İpim şöyle bize baksın, içeride kalmasın. Kenarını öreceğiz. Bu sıramı blok olarak gidiyorum. On yedi tane sık iğne
İlmeklerimi hep şöyle. İlmeklerimizi arkadan alalım. Şöyle yakından göstereyim biraz. Sanırım karanlık düştü. Evet. Kilo olarak bu sıramızı bitirelim. İlmeklerim arkada. Neden öyle oldu ki? Bu oğlum mu geldi bilemedim. Bu sıramızı içten alıyoruz hanımlar. Bilen bilir. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bloğdan derken ilmeğimizin bir kısmını, iç kısmından tek kanadını alarak bu sıramızı tamamlayalım. İşaret ipime kadar örüp geleceğim. Bir sıra bloğ ördükten sonra beyaz ipimizi şu böyle dursun. Beyaz ipimizle çorabımızın kenarına gidelim. Normal sık iğne gidiyoruz. Normal sık iğne gidiyorum. Arttırma yok, zincir çekme yok. Sıramızı da tamamlayalım. İşaret ipimize kadar. İpimizi en son şu şekilde bir kaydırma ve bir zincir. Beyaz ipimizin işini bitirdik. Daha sonra beyaz ipimizi içeri çekelim. Şurada düğümleyelim. Tekrar öbür taraftan çıkmasın diye. İşimizi sağlama alalım. Çorabımızın kısmını tamamladıktan sonra içinde şöyle içine de elyafımızı dolduralım. Çok az elyafınızı koyun, yoksa topaklanır girmez uca. Şu şekilde. Tam ucuna iyice yerleştiriyorum. Ve topuk kısmına da koyalım. Şu kısmı hanımlar. Şöyle yerleştirin. Daha sonra elyafımızı etrafına dolduracağım. 19. sıramızda ten rengini geçtik. 19, 20, 21, 22 ve 23. sıramızı da düz örelim. İşaret ipini de takmayı unutmayalım. 17 tane sık iğnemiz var. 17 tane sık iğnemi 23 dahil düz örüyorum. 23. sıramızı da tamamladıktan sonra 24. sıraya geçiyoruz. Arttırma yapacağım 24. sıramda. İlk sık iğnemi arttırma yapıyorum. Bir tane arttırdık. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane arttırma yapmış olduk 24. sıramızda. Kalan sık iğnelerim 1 2 3 4 5 ve 6
25. sıramda şu kısmı yapacağız. Şurada azaltma yapacağız. Yirmi beşinci sıramda az önce arttırdığımı burada keseceğim. Bir tane azalttım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8. Bir tane azaltma yapıyoruz. Kalan sık iğnelerimi düz öreceğim. Kalan sık iğnelerimi işaret ipime kadar düz örüyorum. 26. sık iğnemde yine azaltma yapacağım. Bir sık iğne örüyorum. Tane azaltıyorum. Arada 1 2 3 4 5 5 sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu da bitirdik. 26. sıramızı. 27. sırama geçiyorum. Burası diz kısmı. 1 Şöyle bakayım. Tam ortalayalım. Bir sık iğne yeter. Bir sık iğne ördüm. Şimdi diz kısmında arttırma yapıyorum. Birinci arttırma. Bu ikinci arttırma. Bu üçüncü arttırma. Bu dördüncü arttırmamız. Bir tane daha arttıracağız. Bu da beşinci arttırmamız. Bir, beş tane arttırdıktan sonra şu arka kısmı CC yapıyoruz. Yani kaydırma. Gevşek yapın. Yoksa zor oluyor batması ikinci sıramızda. Bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, bu altı, bu 7 ve bu da 8. 8 tane kaydırma yapmış olduk. 28. sıraya geçiyorum. 28. sıramda arttırma, eksiltme yok. İlmeklerimi düz öreceğim. 8 iğnelerimizi düz örelim sıra sonuna kadar. 29. sıraya geçiyorum. 1 2 Burada 5 tane sık iğne arttırmıştık. 5'ini azaltacağız. Bu birinci azaltmam. 2 Diz kısmında, bu arada diz kısmında azaltma yapıyoruz.
2, 3, 4, bu da 5. azaltma. Şu şekilde. Şimdi kalan kısımları düz örüyorum tek tek işaret ipime kadar. 30. sırama geçiyorum. 30. sıramda arttırma yapacağım. 1 2 3 Bir tane arttırıyoruz. Devam edelim. 1 2 Şöyle şu teli de böyle kaldırsak 2 Bu da 3 Bu ikinci sık iğne arttırma. 1 2 3 Bu da üçüncü arttırma. 1 tane daha arttıracağız. 1 2 Son sık iğnemi bir tane arttırmış olduk. Bu sıramızı da tamamladık. 31. sıramıza geçeceğiz. 31. sıramda 19 sık iğnemiz var. 31. sıramda yine arttırma yapacağız. 1 Bir tane arttırma yaptım. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yani bacağımızın bu tarafından bir tane arttırdık. Şimdi diğer yan tarafından bir tane arttıracağız. 19 sık iğnemiz vardı. 20, 21. 21 tane sık iğnemiz var 31. sıramızda. Kalan sık iğnelerimizi düz örelim işaret ipimize kadar. 32. sıraya geçelim. 1 2 bir tane arttıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir tane de burada arttıralım. Ne oldu? 21 sık iğnemiz vardı. 22 ve 23 oldu. Kalan sık iğnelerimizi düz örüyorum. İşaret ipimize kadar. 23 tane sık iğnemiz var. 3 sıra düz örelim. 3 sıramı örüyorum ve geliyorum. Daha sonra beyaza geçeceğiz. Şu kısım. 35. sıramız bitti. 36. sıramda beyaz ipe geçiyorum.
Şöyle yapalım. Bu sıramızı bloğa gidelim. İç kısımdan ilmeklerimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bloğdan örelim. Bir sıra bloğa gittikten sonra ten rengi ipimizi keselim. İpimizi de düğümleyelim. Bir sıraya geçiyorum. Bu sıramda arttırma yapacağım. Bir tane arttırıyorum. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de burada arttırıyorum. Bacağın üst ön kısmında. Devam edelim. 1, 2, 3, 4. Bir tane de burada arttırıyorum. Toplamda 3 tane arttırmış oldum. Kalan sık iğnelerimi de düz örüyorum işaret ipime kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 23 tane sık iğnemiz vardı. 3 tane daha arttırdık. 26 tane sık iğnemiz oldu. Toplamda 6 sıra olana kadar beyazımızın 2 sıra zaten örmüşüz. 4 sıra daha örelim. Daha sonra bacağımız bitmiş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra şortumuzu örmüş olduk beyazla. Bacağımızı tamamlamış olduk. İpimiz ikinci bacakta kalsın. Oradan gövdeye devam edeceğiz. Kollarımız da tamam. Bir sonraki videomuzda gövdeyi yapacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.